Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Franchise yöntemiyle birlikte yatırımcı vizesi almamız mümkün mü diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi yatırımcı vizelerine giderken yatırımcılar aynı anda yatırımlarını franchise'lara, zincirlere de yapabilirler. Zincir işletmelerin bir şubesini alabilirler, yeni bir şube açılışına girebilirler ve bununla beraber yaptıkları yatırımla beraber E2 vizesine imkan kazanırlar. Tabii ki bu noktada sizin dikkat etmeniz gereken ne tür bir franchise'a gireceğiniz, yani ne tür bir zincirle çalışacağınız, yatırım yapacağınız ve bu adımı atmadan önce o franchise anlaşmasını yapacağınız firmayla ne tür şartlarla karşı karşıya kalacağınıza dikkat etmenizde önem vardır. Çünkü bu anlaşmalar değişecektir. Ne kadar para ödeyeceğiniz, ne kadar ön bir depozit vereceğiniz, ne kadar bir yüzdeyi ana firma sizden alıyor olacak. Bu noktada çok değişik şartlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama franchise üzerinden E2 vizesine gitmek ideal yöntemlerden biridir diyebilirim. Ve bu sayede bu takipçimize de bu tür bir yatırımı tavsiye edebiliriz. Geçen hafta gelen sorulardan bir tanesi de şu yöndeydi takipçilerimizden. Amerika'ya turist vizesiyle geldim. Öğrenci vizesine geçiş yapmak istiyorum. Öğrenci statüsünü aldığım zaman Türkiye'ye giriş çıkış yapabiliyor muyum? Eğer yapabiliyorsam turist vizemle mi yoksa öğrenci statümle mi Amerika'ya giriş çıkış yapmış oluyorum diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Eğer siz Amerika'ya turist vizesiyle geldiyseniz ve burada öğrenci vizesine geçiş yaptığınızda bu statü değişikliği oluyor. Dolayısıyla pasaportunuza herhangi bir vize damgası Amerika içinde bulunduğunuz sürede basılmıyor. Ve siz öğrenci statüsüne geçiş yaptıktan sonra ülke dışına çıktığınız zaman artık öğrenci statünüz kalmıyor. Dolayısıyla eğer siz burada öğrenci statüsüne geçiş yaptıktan sonra ülke dışına gitmeyi, ziyaret etmeyi düşünüyorsanız ve eğer eğitiminizi devam ettirmek istiyorsanız o zaman ülke dışına çıkış yaptığınızda Amerikan konsolosluğuna gidip oradan öğrenci vizesine başvuru yapıp pasaportunuza öğrenci vizesi damgasını almanız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız o zaman Amerika'ya tekrar geldiğinizde öğrenci olarak değil, turist vizesiyle giriş yapmanız sadece kalan tek imkanınız olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Biz Amerika E2 yatırımcı vizesine Türkiye'den başvurmak istiyoruz ve escrow agreement ile başvurursak red riskini azaltmış olur muyuz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz tabii ki yatırımcı vizesine giderken, yatırımınızı yaparken Amerika'daki bir şirkete ya da işletmeye burada tabii çok değişik şekillerde bu satın almayı ya da yatırımı yapmanız mümkün olabilecektir. Bunlardan bir tanesi escrow agreement dedikleri nokta ise siz bir yeri satın alırken karşı taraftan da size bu yeri satarken parayı direkt o kişiye vermeden avukatların genelde hesaplarındaki bulundurulacak bir hesaba, escrow hesaba yatırabilirsiniz. Bu sayede aslında taraflar bir şarta bağlı kılarsalar bu anlaşmalarını, bu şart yerine geldiği zaman ya bu satış yapılıyor olacaktır ya da yapılmıyor olacaktır. Dolayısıyla bu yasal olarak mümkün olan bir yatırım şekli ya da bir şirket satın alma şekli diyebiliriz. Tabii ki sizin escrow hesabıyla red riskini azaltmış olmanın kıyaslamasını neyle yaptığınız önemlidir. Eğer siz bu kıyaslamayı şeyle yaparsanız, işte ben tam yatırım yapıp işte karşı tarafa ödeme yapıp almam mı daha benim kalıcı kılar yoksa escrow hesap mı daha kalıcı kılar diye soruyorsanız şu çok önemli, yani önemli olan bu dediğimiz noktada X şeyde şıkta aslında siz yatırımı yapmış durumdasınız ve riski almış durumdasınız. Tabii ki o zaman sizin onay alma şansınız daha yüksek olacaktır. Fakat escrow anlaşmaları da kabul görüyor. Escrow anlaşmalarında da eğer siz şartı vizeyi almanıza bağladıysanız o zaman eğer vizeyi alamazsanız siz yatırdığınız paranızı geri alabiliyorsunuz. Fakat şunu söyleyebilirim. İster direkt satın alma olsun, ister escrow agreement aracılığıyla satın alma olsun, ikisinde de yatırımcı vizesini alma şansınız yüksek olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Dövizli askerlikte 3 yıl şartı konusunda bilgi var mı acaba diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi ben şunu söyleyebilirim. Bu konuda
bedelli askerlikle ilgili geçen yasada baktığınızda göreceğiniz ülke dışında yaşayan Türk vatandaşları için 3 yıl şartı var. Bu 3 yıl şartı tabii kişinin Türkiye dışında sadece yaşaması değil ve yaşadığı ülkede ve bu durumda diyelim Amerika'da yaşıyorsanız Amerika'da yasa olarak kalmanız, çalışma izni ya da oturma izninizin bu 3 yıl süresince olması gerekecektir. Dolayısıyla buradaki 3 yıl şartı konusundaki bilgi budur. Eğer sizin 3 yıl burada oturumunuzu sağlayan, çalışma izni veren bir durumunuz söz konusu değilse ya da o süreyi daha yakalamamışsanız o zaman bu bedelli askerlikten faydalanmak isteyen diyelim Amerika'da yaşayan vatandaşlarımız faydalanamayacaklardır. Tasarı tabii yeni geçti, yasalaştı. İşte 3 ay içinde de bu başvuruların yapılması da gerekiyor. Daha sonra bu hakkı kaybetmekle karşı karşıya kalabilirsiniz. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Kişi Amerikan vatandaşı, kredi kartı borcu var ama ödeme yapamamış ve banka bu borcu bu şirkete satmış. Bu durumda ne olur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi tahmin ediyorum takipçimizin dediği şirket noktasında dediği şudur. Genelde borçların temin edilmesi için collection agency dedikleri burada parayı temin etmekle çalışan yapan firmalar vardır. Bunlar özel firmalardır. Dolayısıyla bir kişi bir şirketten ya da kişiden alacaklıysa ve bunu alamıyorsa bu aracı firmalara gider, collection agency'lere gider ve onlara bunun bana tahsilini yapın der. Onlar da sizden borçlu olan taraftan bunun tahsili için gerekli adımları atarlar. Şimdi şunu söyleyebilirim tabii bu noktada bu takipçimize. Sizin bu noktada yapacağınız durum şu olacak. Bu aracı şirketle irtibata geçmeniz ki onlar size geçecekler ve onlara yapacağınız ödeme noktasında sizin gerçekten böyle bir borcunuz var mı yok mu? Borcunuz varsa itiraz edebilirsiniz. Yoksa pazarlık yöntemine giderek sizin toplam ödemeniz gereken meblağ düşürme imkanınız ya da bunu çok ufak meblağlarla aylık ödemelere bölme imkanınız olacaktır. Dolayısıyla bu noktada tavsiyem eğer böyle bir borcunuz var ise ve kapatmanız gerekiyorsa bu aracı firmalarla konuşarak bu süreci devam ettirmenizde fayda var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'daki üniversitelere International Application bazında bilgi almak istiyorum. Nasıl yapılmaktadır ve nelere dikkat etmek gerekir diye bu takipçimiz, bu değerli takipçimiz bize, öğrenci takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim bu öğrenci takipçimize. Tavsiyem şu olacak size, eğer gitmek istediğiniz üniversitelerle irtibata geçerseniz bu üniversitelerin uluslararası öğrenciler için bir danışmanı vardır üniversitenin bünyesinde. Bu danışmanla ya da bu yöneticiyle irtibata geçerek bu noktada uluslararası öğrencilerin okula kabul alması, okula gelebilmesi, okuldaki yapacakları çalışmalar ve yaşamla ilgili bilgi almanız çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla benim size tavsiyem bu üniversitelerdeki uluslararası öğrencilerle ilgilenen kişiyle, yetkiliyle görüşüp onun üzerinden okuldaki gerekli çalışmaları yapmanızda fayda vardır. Dolayısıyla önce onlarla irtibata geçerseniz onlar sizin üniversitenin sizin başvurunuzu kabul etmesi için neler istediğini, ne şartları yerine getirmek istediğini sunacaktır. Ve siz okula kabul aldıktan sonra da okuldan I-20 formu alınması için gerekli başvuruları yaptığınızda da okulda size I-20'yi gönderdiğinde Türkiye'deki Amerikan Konsolosluğu'na gidip öğrenci vizenizi, pasaportunuzu alıp eğitiminiz için Amerika'ya gelebileceksiniz. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Türkiye'den konsolosluk aracılığıyla almak istediğim F1 öğrenci vizesini onaylamazlarsa ve şu an çalışmıyor gözüktüğüm için mevcut turist vizemi iptal ederler mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle bir cevap verebiliriz bu takipçimize. Sonuçta sizin turist vizeniz var ve öğrenci vizesine başvuruyorsunuz. Amerikan Konsolosluğu bu noktada belli bir sınırlaması yok. Kendileri takdirleri dahilinde isterseler turist vizenizi iptal de edebilirler. İsterseler öğrenci vizesini vermezler ya da öğrenci vizenizi de onaylayıp turist vizenize de hiç dokunmayabilirler. Fakat bu nasıl davranacaklarını söylemek çok zor. Ama siz gerçekten eğitim amacıyla gelip gezme amacıyla gelme bir niyetiniz yoksa ve Amerikan Konsolosluğu'ndaki görevli de sizin işte turist vizenizle Amerika'ya gidip geri dönmeme durumuna gireceğinizi düşünürse belki o zaman sizin turist vizenizi iptal etme yönüne gidebilir. Yoksa sizin şu anki koşullarınıza bakıp
sizin zaten sahip olduğunuz vizeyi iptal etmek için herhangi bir gerekçeye gireceklerini düşünmüyorum. Ama tabii ki bu yapamayacakları anlamına gelmiyor. Tabii ki siz sonuçta öğrencisine başvuru yapıyorsunuz ve en kötü ihtimal vermeyip büyük bir ihtimalle de TÜİK vizenize dokunmayacaklar diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 10 yıllık Amerikan pasaportumun günü bu ay bitiyor. Biz Türkiye'ye kesin dönüş yaptık. Ben de uzatmak istiyorum. Eşim de bana şimdi yapmayalım, gideceğimiz zaman yapalım diye tavsiye ediyor. Süresi bittiğinde ki bu ayın 27'sinde vizenin süresi bitiyor. Sizce bu sorun olur mu acaba diye bu takipçimiz soruyor. Sizin var olan Amerikan vizeniz bu ay bitmek üzere ise ve aynı anda da pasaportunuz bitiyorsa sizin pasaportunuzun bitmesi ya da vizenizin bitiyor olması herhangi bir olumsuzluk teşkil etmez. Bu noktada eğer siz Amerika'ya gelme planınız varsa önemli olan o gelme planınızdan önce pasaportunuzu tabii ki şimdiden yenileyebilirsiniz ama o gelmeden önce turist vizesi için başvurunuzu yapabilirsiniz. Dolayısıyla şu an bir gelme niyetiniz yok ise çok sizin vize için başvuru yapmanızı gerektiren bir durum söz konusu değil. Ama tabii ki acil durumlarda gelmeniz gerekecekse o zaman yapacağınız şey pasaportunuzu yenilemeniz olsun öncelikle ve ondan sonra Amerikan konsolosluğuna başvurup vizenizi almak olabilir. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika F1 öğrenci vizesi için başvuru yapacak bir arkadaşım sponsor olarak beni göstermek istiyor. Bana bir zararı olur mu diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer bir öğrenci için, göçmen olmayan bir vize için başvuru yapacak öğrenci arkadaşınız için sponsor başvurusu yapacaksınız ya da sponsor olacaksınız. Bunun size bir zararı olması mümkün değil. Ama burada siz tabii sponsor olurken arkadaşınıza destek olacağınızı iletmiş oluyorsunuz ki Amerikan konsolosluğu bunun için bu sponsorluk belgelerini ciddiye alıyor. Dolayısıyla eğer siz arkadaşınıza destek olacaksınız ve yardımcı olacaksınız o zaman finansal durumunuz da yeterli ise o zaman sponsorluk başvurusu yapmanızda herhangi bir engel yok ve size de zarar oluşturacak bir durum söz konusu değil. Takipçimizden gelen diğer bir soru ise Amerikan vatandaşlığı veya green card sahibi birinin kaç kişiye sponsor olma hakkı vardır diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz bu Amerikan vatandaşı olan birinin ya da yeşil kart sahibi olan birinin sponsor olabilme noktasında eğer farz edelim göçmen olmayan vizelere yani öğrenci vizesine başvuru yapacaksa kişi ve ona sponsor oluyorsa bu Amerikan vatandaşı ya da yeşil kart sahibi burada önemli olan nokta şu. Direkt sayı sınırlaması yok ama gelir üzerinden giden bir sınırlama var. Farz edelim şu gözle bakabilirsiniz. İşte siz burada guideline'ın belirlediği belli rakamlar var. İşte iki kişilik bir ailenin gelir düzeyi diyelim 20.500 dolar olacaktır. Üç kişi her kişi sayısında diyelim iki kişiden sonra 4-5 bin dolar ekleyerek ilerleyebilirsiniz. Dolayısıyla sizin gelir düzeyinizin yüksek olması sizin bu noktada birden fazla kişiye sponsor olma hakkını vermektedir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Türkiye'de konsolosluklar yaklaşık olarak ne kadar zaman sonra randevu veriyor? Bilginiz var mı? Ben şu an Türkiye'deyim ve çok yakında E2 vizem bitiyor. Sizce bitmeden Amerika'ya girmeli miyim? Yoksa buradan yeniletip mi gelmeliyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim bu değerli takipçimize. Sizin sonuçta var olan bir E2 vizeniz var. Siz bu E2 vizeniz bitene kadar Amerika'ya girmenizde hiçbir engel yok. Dolayısıyla ilk şıkkınız Amerika'ya gelip girmek olabilir. Ve bu sayede belki zaman kaybetmekle karşı karşıya kalmazsınız. Ama tabii siz şu an Türkiye'deyken şu an E2 vizesi için randevu almak istiyorsanız şu anki E2 vizelerinde Amerikan konsoloslukları yaklaşık 2-3 ay sonra randevu veriyorlar. Ve dolayısıyla bu randevu verme 2-3 ay sonra olduğu için siz de Türkiye'de eğer vizeniz biter ise bu konsolosluktaki randevuyu beklemeden yani oraya girip vizenizi almadan da gelemeyebilirsiniz. Dolayısıyla bu noktada size tavsiyem şu olabilir. Amerika'ya gelmeniz olur.
ve siz geldikten sonra burada bulunduğunuz süreçte Amerikan konsolosluğu içinde dosyanız tekrar hazırlanıp avukatınız aracılığıyla konsolosluğa sunulur ve konsolosluk bu sayede size randevu tarihi verir ve siz herhangi bir sıkıntı ya da zaman kaybına uğramadan ondan sonra Türkiye'deki Amerikan konsolosluğuna gidip vize görüşmenize girmeniz çok daha sağlıklı olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Amerika'ya turist vizem ile geldim ve E2 yatırımcı statüsüne başvuru yapıp aldım diye düşünürsek, Türkiye'ye gitmeden Amerika'dan statü evraklarımı Türkiye'deki Amerikan konsolosluğuna gönderip oradan da onay alma gibi bir imkanım var mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi yatırımcı vizelerinde siz ister Amerika'da bulunduğunuz süreçte göçmenlik dairesine statü değişikliği başvuru yaparak onay alın, ister daha sonra Türkiye'den Amerikan konsolosluğuna başvuru yaparak vize alın. Bu noktada bilmeniz gereken önemli şeylerden bir tanesi, Amerikan konsolosluğunun bu konularda %100 karar verme yetkisi var. Dolayısıyla ister siz Amerika'da onay alın ister almayın, tersi bir kararı Amerikan konsolosluğundan alma durumunuz olabilir. Eğer sizin dediğiniz gibi burada statü değişikliği yapıldıktan sonra Amerikan konsolosluğundan vize almanızı planlıyorsanız, o zaman ülke dışına çıkıp Amerikan konsolosluğundaki randevunuza gidip orada görüşmeye girip kararı orada almanız gerekecektir. Dolayısıyla Amerika'dan çıkmayıp ya da Türkiye'deki Amerikan konsolosluğuna gitmeden pasaportunuza E2 vize alma durumunuz mümkün olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Amerika'ya turist vizesiyle gelip E2 yatırımcı statümü Amerika'da alırsam ve 1 yıl kalırsam, sonrasında turist olarak çıktığımda süre ihlali yapmış olacağım. Eğer statü belgelerimi göstersem çoklu giriş çıkış yaptığımda sorun yaşamadan giriş çıkış yapabilir miyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Siz Amerika'daki bulunacağınız herhangi bir statüden yatırımcı statüsüne geçiş yaptıysanız, başvuru yapıp onay aldıysanız göçmenlik dairesinden, ondan sonra ülke dışına çıktığınız an Amerika'daki onay aldığınız yatırımcı statüsü bitmiş oluyor. Dolayısıyla siz o onay yazısıyla tekrar gelip Amerika'ya, ben elimde turist vizem ve onay yazımla ülkeye girerim, bir durum mümkün olmayacaktır. Yani bu tarz girişlere izin verilmiyor. Fakat çok istisnai durumlarda, aciliyet durumlarında farklı durumlar oluşabiliyor. Ama sizin durumunuzda olan biri için böyle bir şey mümkün olmayacak. Dolayısıyla siz Amerika'da onay aldıktan sonra çıktığınız an buradaki onayınız bitiyor. Dolayısıyla tekrar gelmek için ve yatırımcı vizesi statüsüne geçmek için yapacağınız en akılcı şey Amerikan konsolosluğundan yatırımcı vizesini alıp gelmek olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: turist vizem iptal edildi, affedilmem için ne gibi bir başvuru yapmam lazım, sizden yardım bekliyorum diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer sizin turist vizeniz iptal edildiyse, şimdi bu iptalin neden kaynaklandığı önemli olacaktır. Eğer sadece vizeniz iptal edildiyse, herhangi bir yasağa karşı karşıya kalmadıysanız, o zaman Amerika'ya tekrar gelmeniz için turist vizesi başvuruları yapabilirsiniz. Veya başka tür bir göçmen olmayan ya da göçmen olan vize başvurularını yapmanızda herhangi bir engel olmayacaktır. Ama diyelim sizin turist vizeniz bir ihlalden dolayı, farz edelim siz çalıştığınız izniniz olmadığı şekilde ve bundan dolayı vizeniz iptal edildiyse ve Amerika'ya tekrar geri gelememekle karşı karşıya kaldıysanız, bu da diyelim 5 yıl yasakla geri gelememekle karşı karşıya kaldıysanız, o zaman evet, gelebilmeniz için sizin tekrar Amerikan konsolosluğuna vize başvurusu yapıldığında affedilebilmeniz için de bir dosyanın sunulması gerekecektir. Tabi bu noktada eğer sizin Amerikan vatandaşı birinci derece yakınlarınız var mı yok mu durumuna göre sizin yapacağınız affedilme başvurusu farklı olabilecektir. Dolayısıyla böyle bir affedilme başvurusunu yapabilirsiniz. Amerikan konsolosluğunu görmek isteyeceği durum: siz neden tekrar geliyorsunuz, koşullarınızda neler değişti, neden affedilmesinin sizin için önemli olduğunu, vize alabilmek için önemli olduğunu konsolosluğa, Amerikan konsolosluğuna göstermeniz gerekecektir. Bunları yapabildiğiniz sürece diyelim, o zaman Amerikan konsolosluğu eğer af dosyanızı onaylarsa tekrar vize alıp Amerika'ya gelmeniz
mümkün olacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Atlanta'da yasa olarak 10 yıllık green card ile 6 yıldır yaşıyorum. Kardeşimi turist vizesi alarak ya da diğer bir şekilde yanıma getirmek istiyorum. En iyi yöntem ve yapmam gerekenler nelerdir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz eğer kardeşinizi buraya getirmek istiyorsanız Amerika'ya, buraya neden geleceği ve ne amaçlı geleceğine göre getirme durumunuz değişecektir. Farz edelim, gezmek için gelecekse yapacağınız en ideal şey onun için turist vizesi başvurusu yapıp davet ediyor olmaktır. Yok, burada eğitim almak için gelecekse bu kardeşiniz, o zaman da hangi kurumda eğitim alacaksa o kurumdan I-20 formunu temin edip onu Amerikan konsolosluğuna gönderip kardeşinizi öğrenci vizesiyle getirmeniz ideal olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Eşim devlet memuru, ben özel sektörde öğretmenim. Daha önce Work and Travel programı ile Amerika'ya giriş yaptık. Şu an ben Amerika F1 öğrenci vizesine başvuru yapsam, eşim de Amerika B1 B2 turist vizesine başvuru yapsa ve aynı gün mülakata gitsek vize alabilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Öncelikle hem eşinizin hem sizin farklı vize türlerine aynı gün başvuruyor olması çok mantıklı gelen bir adım gibi gözükmüyor. Bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla sonuç olarak yapılabilecek en mantıklı şey, ya siz öğrenci vizesine başvuru yapacaksınız ve eşiniz sizden sonra turist vizesine başvuru yapacak, ya da aynı gün başvuru yapıyorsanız aynı gün başvuru yaptığınızda siz F1'e başvuru yapıyor olacaksınız. O da F2 vizesine başvuru yapacak. Çünkü öbür türlü çok farklı bir durum ortaya çıkıyor. Ve belki Amerikan konsolosluğu sizin yanlış anlayabilir, yanlış bir niyetiniz olduğunu düşünebilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika E2 vize sürecinde sonuç bekliyorduk. Fakat 2 Ağustos tarihi kararımız olumsuz olarak geldi. Gelen karara istinaden ne kadar süre içinde Amerika'yı terk etmemiz gerekiyor diye bu takipçimiz soruyor. Şunu söyleyebilirim. Siz statünüzü, yani E2 statüsünü alamadığınız olumsuz karar elinize geçtiği tarihten itibaren en kısa zamanda Amerika'dan çıkmanızda fayda var. Eğer sizin başka bir statünüz varsa ve o statünüz devam ediyorsa o zaman çıkma zorunda değilsiniz. Ya da eğer bu gelen olumsuz karara itiraz etme hakkını kullanacaksınız. Yani dolayısıyla bu karar hatalı olduğunu düşünüyorsanız ve buna itiraz etme hakkınızı kullanmak istiyorsanız, o zaman da karar elinize ulaştığı ya da kararın verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde itiraz başvurusunu yapmanız gerekecektir. Dolayısıyla benim bu noktadaki tavsiyem size, eğer itirazın size bir olumlu sonuç getirmeyeceğini düşünüyorsanız ve Amerika'dan çıkacaksanız, o zaman karardan itibaren en kısa sürede çıkmanızda fayda var ve kesinlikle 30 günü geçirmemeniz gerekiyor. Ve bu sayede bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben, eşim ve çocuğum ABD'ye göç etmenin yollarını arıyoruz. Eşimin ablası Amerikan vatandaşı. Ancak oradan alınacak green card'ın yolu çok uzun araştırdığım kadarıyla. Çocuğumuzun özel bir sağlık durumu var. Bu sebeple bu yıl ameliyat olmak için Amerika'ya turist vizesi ya da medikal vizeyle gireceğiz. Sonrasında orada kalmak istiyoruz. Bunun yolunu çizme imkanımız var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin buraya turist vizesiyle geldikten sonra daha uzun süreli kalma ihtiyacınız doğarsa ve planınız oluşursa, bu sefer tavsiyem şu noktada olur. Eğer siz ya da eşiniz bir yatırım yapacaksa yatırımcı vizesi üzerinden gitmeniz mantıklı olacaktır. Ya da siz ya da eşinize bir iş yeri sponsor olacaksa o iş yeri üzerinden burada kalmak için gerekli çalışma statüleri ya da yeşil kart çalışması yapmanız faydalı olacaktır. Ya da eşiniz ya da siz bir eğitim amacıyla burada daha sonra kalmayı devam ettireceksiniz. O zaman öğrenci vizeleri üzerinden burada kalma durumunuzu devam ettirebilirsiniz diye
bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. UNHER kapsamında Türkiye'ye iltica eden İran asıllı bir nişanlım var ve green card işlemleri tamamlanmak üzere. Amerika'ya kabul ediliyor ve 6 ay sonra İzmir'den gidecek. Burada evlenmemizin green card işlemlerini olumsuz etkileyeceğini öğrendik. Nişanlım Amerika'ya gidince beni davet edebilecek mi sorusu aklımıza takıldı. Amerika'da evlilik yapmayı planlıyoruz. İlave olarak İzmir'de bir ambalaj fabrikası sahibiyim. Buradaki işlerimi de bırakmak istemiyorum. Amerika ve Türkiye'de belirli periyotlarla kalmamamıza bir engel var mıdır? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor diye bu takipçimiz soruyor. Şunu söyleyebilirim. Sonuçta nişanlınız green card'ı almak üzere. Ve nişanlınız green card'ı aldıktan sonra siz eşinizin, yani nişanlınızla evlendikten sonra, bu sizin eşiniz olduktan sonra kendisi size Amerika'da sizin beraber yaşayabilmeniz için yeşil kart başvurusu yapabilecektir. Sonuçta bunun beklemesi 2-2,5 yıl bulabilir ama onun üzerinden siz yeşil kartı alıp çok rahat Amerika'da yaşayabileceksiniz. Ya da eğer siz böyle bir durumunuz yok ise ve sonuçta nişanlınız yeşil kartı aldıktan sonra ve siz de Amerika vizesine sahipseniz ya da sahip olduktan sonra Amerika'ya gelip seyahat etmenizde ya da nişanlınızın hem Türkiye'de sizi ziyaret etmesi hem Amerika'da yaşamasında herhangi bir engel olmayacaktır. Fakat tabii ki şunu unutmayın. Sonuçta nişanlınız yeşil kartı sahibi olduktan sonra bu yeşil kartını koruması için Amerika'da ikamet etmesi gerekiyor. Dolayısıyla Amerika dışında çok kaldığı zaman da yeşil kartı kaybetmekle karşı karşıya kalabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bize ulaşan soru ise, ben 3. sınıf üniversite öğrencisiyim. Green Card başvurusunu bu yıl yapsam ve kazansam okulumu bırakıp gitmek zorunda mı kalacağım diye bu takipçimiz soruyor. Farz edelim siz yeşil kart çekilişini kazandınız ve yeşil kart adımlarını attınız ve Amerika'ya giriş yapıp yeşil kartınızı aldığınızı düşünelim. O zaman sizin Türkiye'deki eğitiminizi bırakmak diye gibi bir zorunluluğunuz yok. Ve Türkiye'deki eğitiminizi tamamlamak üzere olduğunuz için bu sayede önemli olan Amerika'ya geldikten sonra gelemeyeceğinize dair 2 yıllık izin alıp bu izinle beraber Türkiye'deki eğitiminizi tamamlayıp ondan sonra Amerika'ya göç edip tekrar yaşama imkanına sahip olacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Tabii aynı anda da şunu göz önünde bulundurmasını istiyorum. Yeşil kart sonuçta ya da green kart sonuçta size Amerika'da yaşama hakkı ve ikamet etme imkanı veriyor. Eğer siz bu ikametgahtan vazgeçerseniz ya da ikametgah etmezseniz o zaman bu hakkınızı da kaybedeceğinizi bilmenizde fayda var. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Daha önce Work and Travel programıyla New York'ta bulundum. Yani SSN'im var. Şu anda da turist vizesine sahibim. Amerika'ya turist olarak giriş yaparsam herhangi bir yerde çalışabilir miyim? Veya turist vizesi varken herhangi bir kişi veya işletme bana SSN'im üzerinden çek yazabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Siz Amerika'ya turist vizesiyle geldikten sonra buradaki amacınız turist vizesine uygun olan amaçlar olması gerekiyor. Dolayısıyla siz burada gezmeniz gerekiyor. Yani ya gezi için gelmiş oluyorsunuz, ya toplantı için, ya bir işi amaçlı geliyorsanız bunları yerine getirip dönmeniz gerekiyor. Sizin daha önce sahip olduğunuz SSN numarası ya da sosyal güvenlik numarası Amerika'dan aldığınız numarayı tekrar burada çalışmak için kullanabilmek için yeni bir çalışma iznine ihtiyacınız olacaktır. Bu çalışma izni almadığınız sürece var olan SSN'inizi turist vizesiyle giriş yaptığınız zaman kullanamayacaksınız. Yani şöyle kullanamayacaksınız. İşte siz bahsettiğiniz gibi bir yerde çalışarak ya da bir işletmeden çek almada kullanamayacaksınız. Çünkü o sizin turist vizenizi ihlal etmeniz anlamına gelmektedir. Ve biz bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip F1 öğrenci vizesine geçebilirsek eşim benden dolayı F2 vizesi alabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Evet, siz eğer Amerika'ya turist vizesiyle geldiniz ve bu gezme planlarınız geçtikten sonra, bittikten sonra öğrenci statüsüne başvuru yaptınız. Bu statü başvurusu yaparken siz F1'e geçiyor oluyorsunuz
eşiniz için de F2 statüsüne geçiş başvurusu yapıyorsunuz. Ve sonuçta onay aldığı zaman bu başvuru siz F1'e ve eşiniz de F2 statüsüne geçmiş oluyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip F1 öğrenci vizesine geçince kişi eşim F2 vizesiyle çalışma izni alabiliyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Öğrenci vizesi statüsünde olan kişiler ya da bunların F2 statüsünde olan eş ve çocukları burada çalışma hakkına sahip değiller. Dolayısıyla Amerika'da çalışmanız mümkün olmayacaktır F vizesi altında ya da F2 statüsü altında. Tabi bunun ufak da olsa istisnaları var. Bu istisnalardan bir tanesi ya sizin okulunuzun size sunduğu çalışabilme imkanı ya da program bitiminden sonra OPİL denilen yapacağınız çalışma ya da eğer maddi durumunuz çok kötüye gitmişse ya da planlarınızda değişiklikler olmuşsa bu sefer de göçmenlik dairesi üzerinden geçici olarak çalışma izni alma durumunuz mümkün olacaktır. Fakat bunun dışında F1 vizesi ya da F2 vizesiyle çalışma imkanınız mümkün olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Takipçimizin diğer bir sorusu ise şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip F1 öğrenci vizesine geçtikten sonra süren bittiğinde eşim için F2 vizesinde süresi bitiyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi burada önemli olan durum şu. Eşinizin alacağı F2 vizesi sizin aldığınız F1 vizesiyle uyumlu bir süre olacak genelde. Bazen uzun kısa olabilir. Bu çok önemli değil. Şu anlamda önemli değil. Eğer uzun bir süre verilmişse eşinize, eşinizin F2 ile burada kalabilmesi sizin F1 programınızı devam etmenize bağlıdır. Siz öğrenci statüsüne devam ettiğiniz sürece eşiniz F2 statüsüne geçebilir ya da devam edebilir ya da o vizeyle burada kalabilir. Fakat onun dışında eşinizin alacağı F2 vizesi sizin alacağınız vizeyle uyumlu olacak. Önemli olan diğer nokta siz programınızı devam ettiğiniz sürece eşinizin Amerika'da kalması mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya girişte evli eşler kişi başına mı 10.000 dolar götürebiliyor yoksa toplamda mı 10.000 dolar götürebiliyorlar diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz ailenizle beraber aynı uçakta gelip giriyorsanız eş diyelim karı koca ve gümrük şeyini doldururken siz aile olarak dolduruyorsunuz. Ve aile olarak doldururken de belirteceğiniz rakamı toplam belirtiyorsunuz. Dolayısıyla siz o noktada 10.000 doları geçmeyen bir rakamı, ikinizdeki bütün para toplamı 10.000 doları geçmiyorsa bu noktada bir problem bildirme yükümlülüğünüz olmuyor. Fakat 10.000 doların üzerindeki olan şeyleri de bildirmeniz ve işleminin yapılması gerekiyor. Yoksa kişi başı 10.000 diye düşünmeyin. Çünkü siz aile olarak gireceğiniz için toplamda 10.000 olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da yaşayan Türklerin bedelli askerlikten yararlanma şartı nedir diye bu takipçimiz soruyor. Kendisinin açıklaması 7 senedir yurt dışında eğitim görüyorsa sadece eğitim işte çalışma yok. Başka bir deyişle 7 senelik oturma iznimiz var ise 2000 euroluk askerlik yasasından faydalanabiliyor muyuz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi en son bu geçen bedelli askerlik yasasıyla Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarımız da bu bedelli askerlikten faydalanmak istiyorsalar en az 3 yıl Amerika'da yaşıyor olmaları gerekecek. Ve bu 3 yılda burada kalabilmeleri için yasal durumların olması gerekecek. Ve burada kalabilmeleri de ya green card, ya Amerikan vatandaşlığı ya da bir çalışma izniyle olacak. Çünkü bu 3 yıl boyunca vergi beyanı yapmış olması, çalışmış olabilirsiniz, kendi işini yapıyor olabilirsiniz. Ama vergi beyanı yapan, size bu çalışma izni veren bir statüde olmanız gerekiyor. Sadece öğrenci olarak burada ben 7 yıl kaldım demeniz bu bedelli yasasından faydalanmanız için yeterli olmayacaktır. Yani mümkün olmayacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya ürün almak ya da ürün satmak için ziyaret etmek istiyorum. Bu amaçla turist vizesine mi başvurmalıyım diye bu takipçimiz soruyor. Eğer siz Amerika'ya sadece bir ürünün tanıtımı ya da bir ürün satın alma ya da bir ürünü vermek için yani dolayısıyla ziyaret amaçlı geliyorsanız yani gelişiniz aslında burada
bu ürünle ilgili bir dükkan açıp ya da bir şirket açıp ya da bir satış ağ kuracak ya da bir çalışma olmayacaksa, o zaman siz Amerika'ya gelebilmek için B1, B2 vizesine başvuruyor olacaksınız. Ve Amerika'ya geliş amacınız da B1 denilen iş amaçlı gelme olacaktır. Siz bu sayede burada ister müşteri toplantılarını yapabilirsiniz, ister fuara katılabilirsiniz, ister ürününüzü sattığınız müşteriyi ziyaret edebilirsiniz ya da ürününüzü getirebilirsiniz. Ya da ürün almak için geliyorsanız sadece onu alıp dönersiniz. Dolayısıyla bunların hepsi sizin B1, B2 turist vizesiyle yapabileceğiniz çalışmalar olduğu için bunlarla başvuru yapıp turist vizesi almanız, Amerika'ya da bununla gelmeniz yeterli olacaktır. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Eşim ve oğlumun Amerika vizesi yok. Amerika E2 yatırımcı vizesini ne zaman ve nasıl alabilirler diye bu takipçimiz soruyor. Eğer oğlunuz 21 yaşın altındaysa, o zaman eşiniz yatırımcı yapacak kişi ise, yatırım olan kişi ise, girişimci olan taraf ise ve kendisi Amerika'da bir şirketi satın alma ya da yatırım yapma adımını atarsa, o zaman eşiniz yatırımcı vizesine sahip olabilir ve oğlunuz da 21 yaşın altındaysa annesinden dolayı buraya gelip E2 vizesiyle yaşayabilecektir. Ne zaman ve nasıl alabilir sorunuza da cevap, eğer sizin buradaki yatırım anlamında adımlarınızı attığınız zaman, gerekli yatırımları yaptıktan sonra Amerikan konsolosluğu için dosyalarınız hazırlanıp sunulduktan sonra randevu aldığınızda vizeye gidip görüşmede vize onayını alır almaz bu vizeye sahip olacaklar. Dolayısıyla bu sürecin ne kadar süreceğini söylemek zor ama sizin farz edelim yatırımlarınız yapılmış durumdaysa randevu almanın tarihini almanız neredeyse 2-3 ayı bulacaktır. Dolayısıyla sizin için önemli olan öncelikle yatırım yapıyor olmanız. Tabi yatırımı nereye yapacağınızı önce kararlaştırın. Ve ondan sonra da sizin vize dosyanızın hazırlanması bu vizeyi almanız için yeterli olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Amerika K1 nişanlık vizesinin çıkma süreciyle ilgili bir bilginiz var mıdır? I-129 başvurusunu Türkiye'den yapabilir miyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle siz I-129 denilen U-129 başvurusunu Amerika'dan yapmanız gerekiyor ve Amerika'dan göçmenlik dairesine yapılıyor. Ve bunun cevaplanma süreci neredeyse 6 ayı bulabiliyor ve 6 ayın üzerine çıktığı zamanlarda oluyor. Ve eğer bu başvuru burada onaylanırsa, bu onaylandıktan sonra da nişanlınızın Amerikan konsolosluğundaki görüşmesi için süreç başlıyor. O da neredeyse 2-3 ayı bulacak bir süreç oluyor. Dolayısıyla bunun çıkma süresi neredeyse 6 ay ya da 7-8 ayı bulacak bir süreç olacaktır. Ve başvuruların Amerika'dan başlaması gerekiyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Eşim ve oğlum için ilk önce Amerika turist vizesine mi başvurmak mantıklı yoksa E2 vizesine başvurmak mı daha mantıklıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer eşiniz ve çocuklarınız ilk defa vizeye başvuracaksa bu noktada benim size tavsiyem öncelikle turist vizesine başvuru yapmaları ve o vizeyi almaları olacaktır. Çünkü öbür türlü hiç Amerika'ya gelmemiş, hiç turist vizesi almamış biri bu yatırımı nasıl buldu, bu yatırımı nasıl yaptı diye Amerikan konsolosluğundaki onun görüşmesini yapacak kişi eğer E2 vizesine giderse bu noktada şüpheleri olacaktır. Dolayısıyla tavsiyemiz bu noktada önce turist vizesini alması olacaktır. Ondan sonra da yatırımcı vizesi için çalışmaları yapması çok daha mantıklı olacaktır. Diğer takipçimizden gelen, canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Amerika'da yaşayan çifte vatandaşlığa mevcut kız arkadaşım ile birçok farklı şekilde evlenebilme durumumuz var. Hangi yol ile en olumlu ve hızlı sonuca ulaşabiliriz diye bu takipçimiz bize soruyor. Tahmin ediyorum takipçimizin demek istediği şey çifte vatandaş olan, tabi aynı anda Amerikan vatandaşı olan kız arkadaşıyla çok değişik evlilikler yapar demek istediği belki şey olabilir. İşte bu yasa anlamda işte mahkemede ya da belediyede yapılan evlilikler ya da dini yapılan evlilikler ya da location noktasında, yer noktasında belki Amerika'da, belki Türkiye'de, belki başka
bir vatandaşlığa sahipse orada evlenebilmek mümkün olabilir diye tahmin ediyorum ki bunu kastediyor. O yüzden benim tavsiyem şu olur. Eğer siz Amerika'da yaşıyorsanız o zaman yapılacak en iyi şey Amerika'da yaşadığınız bölgede, eyalette ki yerdeki evlilik dairesinde evlenme işlemlerinizi yapmanız olacaktır. Tabii bazen bunlar uzun sürebilecekse o zaman başka bir eyalet içinde ya da town'da bunu yapmanız mümkün olabilir. Dolayısıyla tavsiyem yaşadığınız yerde evlilik yapıyor olmanız ve önemli olan yaşadığınız bölgedeki evlendirme dairesinin sizi kabul ediyor olması ve onların sizi bekleteceği sürelerinde uyumlu olması diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika B1, B2 vizem var. Bir yıl içerisinde kaç kez Amerika'ya giriş yapabilirim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sizin Amerika turist vizeniz olduğu için Amerika'ya istediğiniz zaman girip çıkmanızda bir engel yok. Yani senede ancak bir kez gelirsin, beş kez gelirsin diye bir sınırlama yok. Sizin önemli olan Amerika'ya geldiğinizde ne kadar süre kalıyor olmanız. Eğer bu geliş süreleriniz kısa ise ve gezmek amaçlı, iş amaçlı geliyorsanız, iş amaçlı dediğim toplantı tarzı bir şey olabilir. O zaman gelmenizde hiçbir engel yok. Her seferinde ihtiyaç duyduğunuz zaman Amerika'ya giriş yapabilirsiniz. Ama siz Amerika'ya giriş yapıp burada işte 1-2 hafta değil ama 4-5 ay kalmayı planlıyorsanız o zaman tabii ki Amerika'ya belki yılda 2 kez gelmek bile fazla olabilir. Çünkü her gelişinizde burada neredeyse 4-5 ay kalırsanız bu neredeyse 1 yılı bulur. Dolayısıyla bu durumda ise çok sık ya da çok uzun kalmamanızda fayda vardır. Öbür türlü girişinizde sorun oluşabilir. Yoksa turist vizesi sahibi olarak Amerika'ya istediğiniz zaman gelebilirsiniz. İstediğiniz kadar da kalabilirsiniz. Önemli olan yasal sürenizi ve yasal durumunuzu ihlal edecek bir adımda bulunmamanızdır diye bu takipçinin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Green Card aldıktan sonra oğlum üniversiteyi Türkiye'de okuyabilir mi? Sıkıntı olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer oğlunuz bir yeşil kart alırsa, green kart alırsa, green kart aldıktan sonra Türkiye'deki eğitimini hala devam ettirmek isterse bunun yolu mümkün. Önemli olan bu noktada Amerika'daki izin bitmek üzereyse ya da biterse tekrar yenilemekle siz bu şekilde oğlunuzun eğitimini Türkiye'de tamamlamanız ve ondan sonra da oğlunuzun rahatlıkla Amerika'ya green kart ile gelip burada yaşaması mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika C1 vizesi alma konusunda şu andaki Amerika Türkiye arasındaki ilişki vize alma konusunda sıkıntı çıkar mı diye bu takipçimiz soruyor. Şu an Amerika ile Türkiye arasında yaşanan krizden dolayı herhangi bir vize alma noktasında bir sınırlama söz konusu değil. Daha bu yasakla ya da bu sınırlamayla geçen yıl olduğu gibi bir durumla şu an için karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla eğer siz C1 vizesi alma durumunda başvuru yapacaksanız ve hazırsanız bu başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu onayınızı almanızda da bir engel yoktur. Ama tabii ki iki ülke arasındaki ilişkiler vize alma sürecini etkileyebilir. Bunlar etkilenme durumları olduğunda bu konularda hakkında da bilgi veriyor olacağız. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Amerikalı B1 vizesine sahipken çocuğumun Amerika'da devlet okuluna kayıt olma hakkı var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Amerika'ya turist vizesiyle geliyorsanız ve aileyle beraber geldiyseniz normalde okullar çocuğu kabul edecektir. Bu konuda bir sınırlama getirmezler. Fakat siz çocuğunuzun Amerika'daki devlet okullarında turist vizesi statüsüne sahip iken okula gitmesi kabul gören bir durum değildir. Normalde yapılmaması gereken bir durumdur. Çünkü bu aslında vize ihlali yaratacak bir durumdur. Dolayısıyla biz eğer siz burada sadece gezi amaçlı gelip ya da B1 B2 vizesiyle kalıp geri dönecekseniz bu durumlarda bu tip vize türünde olanların çocuklarını buradaki okullara göndermelerini tavsiye ediyoruz. Ama şunu unutmayın, hani buraya gelip ufak çocuğunuzu okula göndermemek gibi bir durum söz konusu olamaz. O yüzden önemli olan başka vize türleri, yatırımcı ya da öğrenci ya da iş vizeleriyle sahip olup onlarla beraber çocuklarınızı Amerika'ya getirmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Öğrenci vizesiyle Amerika'ya gelip
burada kalma gibi şansımız var mı acaba? Nasıl Amerika'da kalabilirim diye bu öğrenci takipçimiz bize soruyor. Eğer siz Amerika'ya öğrenci vizesiyle geliyorsanız, tabii ki burada okuldaki programınızı devam ettirdiğiniz sürece Amerika'da kalabilirsiniz. Önemli olan nokta sizin okuldaki programınızı devam ettirip ya da buradaki öğrenci statünüzü devam ettirip, çünkü başka okula da geçebilirsiniz, önemli değil. Önemli olan öğrenci statünüzü ilan etmeden burada kalıyor olmanız. Bunu yaptığınız sürece burada kalmanızda bir engel olmayacaktır. Ve eğer bu süreçte de size burada bir iş imkanı doğarsa ya da bir yatırım yapma imkanınız doğarsa, o zaman da yatırımcı vizeleri ya da çalışma vizeleri türleriyle ilerleyerek burada daha uzun süre kalma durumunuz mümkün olacaktır. Diğer bir takipçimizden, kendisi Türkmenistan uyruklu, gelen bir soru ise şu yönde canlı yayında. Türkiye'de üniversite okuyorum. Bu sene mezun oldum. Amerika'ya dil eğitimine gitmek istiyorum. Vize almam hangi durumda garanti olur? Tavsiyeleriniz nedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz şu an Türkmenistan'da yaşıyorsanız, o zaman Türkmenistan'daki bağlarınızın güçlü olduğunu Amerikan konsolosluğunda göstermeniz gerekiyor. Sonuçta bir eğitiminiz vardı Türkiye'de ve onu bitirmiş durumdasınız. O zaman sizin Türkmenistan'da kalmanızı sağlayan, tabii Türkiye'de olabilir de, başka bir durumunuz var mı? Bağınız var mı? Sizin oraya tekrar dönmenize imkan sağlayacak bir durum var mı sorusuna geldiğinde, en ideal şey tabii ki o zaman sizin çalışıyor olmanız orada ve sizin için gerekli sigorta ödemelerinin yapılıyor olması. Bunlar yapıldığı sürece, siz Türkmenistan'daki bağlarınızı daha güçlü gösterdiğiniz sürece öğrenci vizesini alma şansınız çok daha kolay olacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. 2019 TV loteriyi kazananlar DS-260 formu doldurup gönderdikten sonra ne zaman mülakata çağrılırlar diye bu takipçimiz soruyor. Burada önemli olan nokta şu. Siz DS-260 formunuzu gönderdikten sonra öncelikle Ekim ayının gelmesini bekleyeceksiniz. Ve Ekim ayından sonraki sizin numaralarınıza kotaların gelmesi gerekiyor. Ve kotalar sizin numaralarınıza geldiği zaman mülakata çağrılmış olacaksınız. Dolayısıyla sizi çağırmaya Ekim ayından sonra başlayacaklar. Fakat Ekim ayından sonra ne zaman görüşmede olacağınız sizin çıkan vize numaranıza göre olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde canlı yayında. Amerikan pasaportunun günü geçti. Henüz yenilemedim. Sorun olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Yok, eğer Amerikan pasaportunuzu yenilemeniz için bir gerekçeniz yoksa, o da seyahat gibi düşünelim. Yani Amerika'daysanız ve Amerika dışında seyahat edecek bir durumunuz yok ise, o zaman Amerikan pasaportunuzu yenilemenize gerek yok. Dolayısıyla herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacaksınız pasaportunuzu yenilemediniz diye. Ama şunu unutmayın, ülke dışında seyahat yapacaksınız. O zaman Amerikan pasaportuyla yapıp, Amerikan pasaportuyla gelip tekrar Amerika'ya gireceğiniz için, o yüzden pasaportunuzu acil durumlarda seyahat imkanınızı engellememek için yenilemenizde fayda vardır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da göçmen olan Türk vatandaşına Türkiye'de nasıl tepki veriliyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz sonuçta Türk vatandaşı olarak aynı anda da Amerika'da oturum hakkına sahip, yeşil karta sahip bir birey olabilirsiniz. Dolayısıyla siz hala Türk vatandaşısınız ama tek buradaki fark Türk vatandaşı olarak Amerika'da oturum hakkına sahipsiniz. Bu durumda Türkiye'de tepki derken herhangi bir sorun ya da tepkiyle karşı karşıya kalacağınız bir durum söz konusu değil. Yani Türkiye'ye dönüp siz işte Amerika'da oturumunuz var, Amerika'da yeşil kartınız var, İşte biz sizi Türkiye'ye almıyoruz ya da şöyle cezalandırıyoruz gibi bir durumla gelmesi mümkün değildir. Sonuçta siz Türk vatandaşısınız ve Türkiye ile Amerika arasında da çifte vatandaşlığa bile izin veriliyor. Dolayısıyla sizin burada yeşil kartla kalmanız Türkiye'de herhangi bir sorun yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Göçmen olan ya da göçmenliğe başvuran birinin eğer başvurusu kabul olmazsa Türkiye'ye döndüğü zaman kişinin yaptığı göçmenlik başvurusundan Türkiye
haberdar oluyor mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi sizin Amerikan mercilerine yaptığınız, göçmen olmak niyetiyle yaptığınız başvuru sizin buradaki Amerika'daki mercilere yapılan bir başvurudur. Dolayısıyla bunun Türkiye'deki mercilere bildirilmesi gibi bir söz konusu değildir. Dolayısıyla siz buradaki göçmenlik başvurusunu yaptığınızda Amerikan göçmenlik dairesine bunu Türkiye'ye bildirme gibi bir zorunluluğunuz yok. Amerika'da bunu Türkiye'ye bildirmeyecektir. Dolayısıyla sizin buradaki göçmen oturum için yaptığınız başvurudan Türkiye devleti çok onları ilgilendiren bir durum olmayacaktır. Sonuçta siz Türk vatandaşısınız ama Amerika'da yaşıyorsunuz ve göçmenlik başvurusu yapmış durumdasınız. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da göçmenliğe başvuran kişiyi Türkiye'ye döndüğünde herhangi bir prosedür bekliyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tahmin ediyorum bu takipçimiz Amerikan vatandaşlığına geçmekle göçmen olma noktasını belki tam ayırt edemiyor olabilir. Hani karıştırıyor olabilir. Bu da doğal. O yüzden eğer siz, örnek veriyorum, Amerikan vatandaşı oluyorsanız o zaman Türk devletine ister Türkiye'de nüfus daireleri aracılığıyla, ister nüfus daireleri aracılığıyla, ister Amerika'da konsoloslukları aracılığıyla sizin çifte uyrukluya geçiş noktasında gerekli çalışmaları tabii ki bildirmeniz gerekiyor. Ama siz göçmenlik noktasında yeşil karta giden bir başvuruyla green karta geçiyor olmanız ya da green karta alıyor olmanız sizin Türkiye'de herhangi bir merciye bildirim yapmanız gibi bir zarureti getirmiyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika E2 yatırımcı vizesine başvurup vizeyi aldıktan sonra farklı bir sektörde ve belirlenen plan dışında iş yapmanın bir yasağı ya da sakıncası var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Gerçekten bu güzel bir soru. Öncelikle teşekkür ediyorum sorusu için. Şunu söyleyebilirim bu konuda. Eğer siz E2 vizesi yatırımcı vizesine geçtiniz ve yatırımcı vizeniz var ve bu vizeyi alırken bir iş türünden bahsettiniz ya da sektörden bahsedildi ve o plan ya da sektör ya da yerle ilgili adım attınız. Tabii ticareti yaparken planlar değişebiliyor, sektör değiştirmenin önceliği doğabiliyor. Böyle bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir ihlalle karşı karşıya kalmamak için yapılacak en mantıklı şey tekrar ya Amerikan Konsolosluğu ya da Göçmenlik Dairesi'ne başvuru yapıp vizenizin ya da buradaki E2 statünüzün değiştirilmesi. Bunun da sebebi işte ben A sektöründeydim, şimdi B sektörüne geçiyorum. A yerindeydim, B yerine geçiyorum. Ya da şu tarz çalışmalardaydım, buna geçiyorum. Ya da şirket yapım değişiyor tarzı sebepler ve gerekçelerle bu değişiklikler olmadan önce göçmenlik dairesinden izin almanız gerekiyor. Yoksa öbür türlü ihlal doğar ve bu noktada da sorunla karşı karşıya kalırsınız. Yoksa bunu göçmenlik dairesine bildirip var olan E2 statünüzde değişikliği yaptığınız sürece herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Bir arkadaşım 2017 Mart'ta F1 öğrenci vizesiyle Amerika'ya gelip dil okuluna gitti. Sonrasında master'a transfer oldu, master eğitimine. Ama F1 2018 Mart'ta expire oldu. Ama aynı okulda master'a başladığı için I-20'si 2019'a kadar uzatıldı. Arkadaşımın özellikle Amerika-Türkiye arasında yaşanan son durumlardan dolayı Türkiye'ye girmesinde sıkıntı olur mu? Türkiye'ye gittiğinde vize başvurusunda bulunacak ama çıkmaması gibi bir durum olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sonuç olarak arkadaşınız F1 statüsüyle yasal olarak Amerika'da kalıyor. Seyahat edebilmesi için Amerikan Konsolosluğundan F1 öğrenci vizesi alıyor olması gerekecek. Dolayısıyla kendisi eğer bu programını tamamlamadan Türkiye'ye gidecekse o zaman Amerikan Konsolosluğundan F1 vizesi randevusunu aldıktan sonra Türkiye'ye gidip Amerikan Konsolosluğuna vize göçmesine girip vizesini almasında herhangi bir sakınca görünmüyor. Ama tabii bu Amerikan Konsolosluğu'nun vize %100 vereceği anlamına gelmez. Eğer Amerikan Konsolosluğu F1 vizesini vermez ise o zaman maalesef kendisi tekrar gelip Amerika'ya girmekte zorlanacaktır. Çünkü vizeyi alması gerekecektir. Tekrardan vizeye başvurması gerekecektir. Dolayısıyla bu noktada bir sıkıntı doğabilir. Yoksa şu an Amerika ile Türkiye arasındaki yaşanan kriz
bunu etkileyecek bir durumda değil. Ama tabii ki arkadaşınızın karar vermesi gereken nokta, programını tamamlayıp mı gitmesi daha iyi, yoksa daha önce gitmesi gereken acil bir durumlar ise öncesinde mi gitsin diye karar vermesi gerekecektir. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Amerika öğrenci vizesiyle ABD bir yıllığına dil okuluna geleceğim. Ben Amerika'dayken kızımı bir devlet vizesine gönderebilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Eğer siz F1 öğrenci vizesiyle Amerika'da bulunuyorsanız ve çocuğunuz da sizden dolayı F2 vizesiyle Amerika'da bulunuyorsa, çocuğunuzun devlet okuluna F2 vizesi altında gitmesinde herhangi bir engel olmayacaktır. Dolayısıyla bu noktada bir sorun yaşamayacaktır. Siz programa başladığınızda o da eğitimini yapabilecektir. Bugün canlı yayında takipçimizden gelen soru şu yönde: Kanada'dan Amerika turist vizesine başvurmak istiyorum. Kanada'da 3 senelik oturma izniyle turist vizesi alabilme ihtimali nedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz sonuçta Kanada'da yaşıyorsunuz ve Kanada oturma izniniz var. Dolayısıyla Kanada'daki Amerikan konsolosluğuna turist vizesi almak için başvuru yapmanızda hiçbir engel yoktur. Dolayısıyla bu başvuruyu yapabilirsiniz. Bunu alabilme noktasında ise Amerikan konsolosluğundaki görevli sizin Kanada'ya tekrar gideceğiniz noktasındaki duruma inancından geçer. Ve bu noktada kendisi size tekrar Kanada'ya döneceğinizi düşünüyorsa, o zaman turist vizenizi verecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.